Ve hızlanma kampımızın sonuna geldik. Matematikle bitiriyoruz kampımızı. Son dersimizdeyiz. Şimdi sizinle beraber matematikte çok önemli iki tane konu göreceğiz. Eşitsizlikler ve aynı zamanda üçgende yardımcı elemanlar. Ve bu konularla alakalı çok güzel sorular çözeceğiz. Peki bu konuların ağırlıkları nedir? Şimdi baktığımız zaman eşitsizlikler acayip popüler bir konu. Yani eşitsizlikler bizim için çok temel ve her zaman sınavda en az iki sorusu olan bir konu. Üçgende yardımcı elemanlar daha diğer üçgen konularını temel olarak alan ama daha az soru çıkan bir kısım diyebiliriz. Dolayısıyla bizim odaklanacağımız yer eşitsizlikler olacak. Eşitsizlikleri çok iyi bir şekilde halletmeye çalışacağız diyoruz. Kampımızda biliyorsunuz hızlanma programımızda artık son adıma geldik ve yedi günde gerçekten muhteşem işler çıkardık ve sizin beraber bu 7 günü çok iyi değerlendirdik ve aynı zamanda bütün ödevlerimizi eşitsizlikler ve üçgende yardımcı elemanlarla alakalı hızlanma setinden çözmeyi unutmayın diyoruz ve hemen bakalım şimdi acaba sorular ne kadar çıkmış bu konulardan bir kere eşitsizliklere baktığımız zaman Birinci dönem konuları olduğu için 2020'yi boş geçelim. Çünkü ikinci dönem konusu olduğundan dolayı kesinlikle iki tane sorusu var aşırı değer verilen bir konu. Dolayısıyla kesin iki tane soru gelecek diyoruz. Üçgende yardımcı elemanlarla alakalı da soru gelmez diye düşünüyoruz. Çünkü diğer konuların içerisine çıkıyor ama soru tek başına gelmez diyebiliriz. O zaman hadi bakalım şimdi dersimize başlayalım. ...unutmayalım sınavda kullanılacak formüllere baktığımız zaman sınavda karşımıza gelecek Milliyetin Bakanlığı'nın en çok sevdiği şeyler... ...küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir ifadeleri en az birini içeren ifadelere biz ne diyoruz Tonguç Erhan Bey'im eşitsizlik diyoruz. Eşitsizlik diyorum. her yerde. Aynen her yerde var zaten de eşitsizlik denir. Sayı doğrusunda gösterilirken küçüktür veya büyüktür eşitsizliği varsa noktanın Tonguç Erhan Bey'im içi boş alınır ve içi boş dediğimiz zımbırtıyı da şöyle gösteririz. X büyüktür 3 mesela. Bak sağ tarafını tanıdığı için X büyüktür 3 Ama sayı doğrusuna gösterirken küçük eşittir büyük eşittir eşitsizliği varsa noktanın içi dolu olur. Çünkü mesela burası eksi 4'ten küçükseler ya X küçük ve eşittir. Çünkü burası da dahil Tonguç Aa. evladım benim. Eksi dört diye yazabiliriz. Bravo diyorum sana. Peki geldik. Eşitli bak bunlar sınavda karşına yüzde yüz gelecek eşitsizlik sorusu gelirse ki zaten geleceği belli. Dolayısıyla bunları sınavda görürsen şaşırma. Eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayıyla çarpıp bölünebilir. Mesela x bölü 2 eşittir 5. O zaman pardon küçüktür 5. Her iki tarafı 2 ile çarpıp bu ikiden kurtulabilirim. Çat çut sadeleşti x küçüktür 10 oldu. Al sana bak bu kadar. Peki her iki tarafı aynı negatif sayıyla çarpılıp bölündüğünde eşitsizlik yön değiştirir. Ama negatif sayıyla çok dikkat et. Yani hemen bir örnek vermek istiyorum. E, ee, eksi 2 x B büyük ve eşittir 10 mesela Tonguç Eren benim. Burada da her iki tarafı eksi 2'ye böldüğüm zaman negatif sayıyla bölündüğünde veya çarpılığında fark etmez. Bunlar sadeleşiyor. x bu sefer x bu sefer yön değiştiriyor çünkü büyüktür olan şey küçüktür dönüş diyor Eksi 5 diyoruz çünkü 10 bölü eksi 2 eksi 5 Bunlar çok hayati sınavda çıkacak şeyler. Üçgende bir açıyı ortadan ikiye açıya ayıran doğru parçasına biz açı ortay diyorduk. Zaten söylemiştik. Şöyle bir açı var burası 100 derece mesela. Bunu ortadan 50-50 bölüyorsa açı ortaydı. Üçgenin bir kenarın orta noktasını karşı köşeyle birleştiren doğru parçasına biz kenar ortay diyoruz. Bak kenarın orta noktasını diyor. Zaten adı üstünde kenar ortay diyoruz. Yani şöyle bir çizgide şu çizgi bu iki eşit parça ayırıyorsa kenarı o zaman bu kenar ortay diye biz. Üçgenin bir köşesinden kaçtık kenara ve kenarın uzantısına dik olarak indirilen bak dik. Dik deyince hemen yükseklik adını vereceğiz. Bravo diyorum sana. Peki bir ikizkenar üçgenin tepe açısından çizilen ikizkenar üçgen çizelim. Tepe açısı burası. Bunlar birbirine eşit tepe açısından çizilen yüksekliği yani şu yükseklik h diyelim hem açı ortaydır bak al sana hem de kenar ortaydır bak al sana. Dolayısıyla bu da yaki kuralı diye ben ezberletiyorum. Yaki Tomuk yaki elbim. yaki. Aynen yükseklik açı orta kenar orta ikiz kenar üçgen yaki 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 diye ezberleyebiliriz. Tebrik ediyorum seni. Ve geldik artık nesil sorularımıza. E, sınavlı sorular eşitsizlikte Tonguç abi belli formatlarda geliyor. Mesela bu bir format günlük yaşam sorusu. A şerinden B şeride gitmek isteyen bir kamyon şoförünün için iki alternatif yolu vardır. Birinci yol 5x eksi 20. O zaman A şehri, B şehri. Birinci yol burası, birinci yol burası diyelim. İkinci yol da burası diyelim. Tamam mı Tomuş Arabi? Evet hocam. Şimdi burası 5x eksi 20'ymiş. Burası da 2x artı olmuş. Şematize ettim bak anlatılan şeyleri bana. Sonrasında şoför araştırma yapınca ikinci yolun yani buranın daha kısa olduğunu gözlememiştir. O zaman 2x artı 10 hemen yazıyorum daha kısa 5x eksi 20'dir diyebilir miyiz Tonguç Eren Bey Evet. Bir ve ikinci yol arasındaki mesafe farkı en az kaç kilometre? Hemen bunu bir çözelim bakalım. Bu eşitsizlik normalde. Bak burada 2x'i hemen bunun yanına atayım. Bu eksi 20'yi de bu tarafa geçireyim. Eksi 20 karşıya artı, artı 20'yi de geçer. Artı 10 vardı. Artı 20 daha geldi. Küçüktür işareti aynen kaldı. Sonra 5x burada vardı. Bu artı 2x'ti. Karşıya geçince eksi 2x oldu. Süper zekisin gerçekten de. Burası toplamda 30 etti. Küçüktür işareti aynen kaldı. Bu x'in birbirinden çıkacak... 3x çıktı. Ve her iki tarafı da 3'e böldüğüm zaman ki x'in x başındaki zımbırtan kurtulmak istiyorum Tonguç Elan Bey'im. Dolayısıyla cevabımız x şöyle bir işaret vardı. 30 bölü 3'ten 10 o zaman x büyüktür 10 muymuş? Evet. Diyor ki bize. Birinci ve ikinci yol arasındaki mesafe farkı en az kaç kilometre demiş. X kilometre cinsinden tam sayıdır. O zaman X kaç olabilir ki Allah'ını seversen? 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir. Şimdi dikkat et. Biz bunların arasındaki yol farkını arıyoruz. En az 11 olsun. Çünkü en az sormuş bize. Hemen yapalım. 11'i koyarsak 5 kere 11, 55 eksi e, 30'dan 35 çıktı. 2 kere 11 x yerine 11 dedik ya 11 aldım en az olması için. 2 kere 11 22 22 artı 10 32 eder. Aradaki yol farkı ikisinin farkı çat 3 çıkar. Süper zekisin gerçekten. Teşekkür de. ederim hocam. İşte çok bu şekilde çözüyoruz. Aşağıdaki tabloda bir uçaktaki boş koltuk sayısı ile bilet sayı, bile fiyatları arasındaki ilişki göstermiştir. Tamam eyvallah. Bak burada e, ilk koltuklar 300 liraya. Sonra he, boş koltuklar 30'dan fazlaysa, 30'dan fazlaysa 200 TL satılıyormuş. Ama 30 ile 20 arasında düşünce koltuklar 250 TL satılıyormuş. Artıyor fiyatı bak üçkağıtçı açılar. 1 ile 20 arasında düşünce 300 TL. Yani aynı bir e, e şeyi kara borsadan almaya çalışıyorsun. Ya kara borsadan alıyorsun. Yani uçak firmaları bunu yapıyor. Özel yazılımlar geliştirirler. Mesela sen e, 3 ay önceden alırsan çok fazla boş, boş koltuk olacağı için e, ee, daha ucuza alıyorsun Tonguç Arabi'yim. Ama yaklaştıkça uçak uçaktaki boş koltuk sayısı azaldığından dolayı sen daha pahalı alıyorsun. Bu bir algoritma aslında yazılım aslında bu. Boş koltuk sayısı ile bilet fiyatı arasında ilişki göstermiş tamam. Boş koltuk sayısı 34 iken yani buradayken bak x büyüktür 30. 20 kişilik bir sporcu grubu uçak bileti alacaktır. O zaman 34 kişiyken 34. 33. 32. 31. Otuz 30. hep 30 büyük ve eşit olduğu için bu fiyattan alırlar. Yani bunlar 200 TL'den aldı. 1, 2, 3, 4, 5 tane adam var burada. 5 çarpı 200 buradan verdim mi Tonguç benim. Evet, hocam. Süper zekizim. 5 çarpı 200 verdim. Sonrasında artık 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23 22 21 ve 20'ye kadar geliyor bak Burası dahil yani toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 arkadaş artık 250 TL'den almak zorunda 10 çarpı 250 TL' de buradan adamlara ne yazık ki fiyat çıktı sonrasında da e, kaç tane bak bir dakika burada burada 5 arkadaş aldı değil mi burada 10 arkadaş aldı. toplam kaç kişiydi bunlar 20 kişiydi. o zaman 5 arkadaşa daha ihtiyacımız var o zaman 19 18 17. 16. 15. Ha. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 arkadaş daha oldu. 5 çarpı da bunlar da 300 TL'den aldı. Dolayısıyla toplamda bak 5 arkadaş buradan, 10 arkadaş buradan, 5 arkadaş buradan. 5 arkadaş yani 200 TL'den. 10 arkadaş 250 TL'den. E ee, 5 arkadaş da 300 TL'den bilet alaraktan toplam 20 kişi tamamladılar. Toplamda 20 ediyor. Toplam kaç TL verdik? 5 çarpı 200 1000 TL buradan verdik. 10 çarpı 250 2500 buradan verdik. 5 çarpı 300 1500 de buradan verdik. Toplamda Tonguç 4500 TL para veriyorum. Maşallah diyorum. Gerçekten de iyi e, işmiş. Ben de havayolu şirketi kurmaya karar verdim bugün. Oo. Artık yarın Aren e, Tonguç Havalimanları'nda seninle görüşürüz. Yine size bir sorumuz var. Yukarıda verilen ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği olan AH ve kenar ortayı olan AD çiziliyor demiş. Ha, demek ki ABC üçgeni varmış. Bize bunları çiz diyor. Sonra diyor ki AH'yi vermiş, BH'yi vermiş, HC'yi vermiş. ADH üçgeni nedir diyor soruyor. Şimdi ABC üçgeni burada. Şimdi ABC üçgeni birazcık daha büyük çizelim burada. Daha rahat anlayabilmemiz için. Şimdi burası A, burası B, burası idi değil mi? Şimdi bu üçgenin birazcık büyütülmüş versiyonunu çizim. Şimdi diyor ki bize BC kenarına ait yüksekliği olan AH diyor. Demek ki buradan bir yükseklik çizmemiz gerekiyor. Ve bu çizdiğimiz yükseklik ne olacak? Dik olacak. Ve bu noktada H olacak demek ki. Yani AH doğru parçamız var burada. Ve aynı zamanda kenar ortayı olan yani BC kenarının kenar ortayı olan AD çiziliyor demiş. O zaman bir tane de şuradan bir AD çiziyorum. Bunu da yeşil renkle çizelim ki daha Farklı belirgin olsun. Şöyle çizdim. Bu da kenar ortayıymış. Ve burası da kenar ortayı olarak D noktası olacakmış. AD kenar ortaymış Ve kenar ortayı olduğu için ne oluyordu? Yani BC kenarını yani bu koskocaman kenarı iki eşit parçaya bölüyordu. O zaman bu parçayla bu parça birbirlerine eşit olmalı unutmayalım. Şimdi diyor ki bize AH4 santimetre. Yani şuradan şuraya kadar mesafemiz dörtmüş. Buraya yazdım üzerine. Aynı zamanda e, BH 3 santimetreymiş. BH 3 santimetre hemen buraya 3 yazalım bakalım. Aynı zamanda HC 7 santimetreymiş. Yani buradan buraya kadar mesafede 7 santimetreymiş. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Bu 3 ile bu 7'yi topladığımız zaman 10 eder. Yani BC kenarının toplam uzunluğunun aslında 10 santimetre olduğunu bulurum. Ve bunu iki eşit parçaya böleceksem Burasına 5, burasına da 5 demem gerekiyor. Heh, buradan aklıma getirdim bunu. Sonra diyorum ki burası 5 ise, burası 5 burası 3 ise buraya da yani bu küçük pıtırcığa da 2 kalır aslında. Ve zaten HC neydi? 7 idi. 5 ile 2'yi toplayınca 7 ediyor. Tamam süper. O zaman verdiği rakamları oturttuk şeklimize. Şimdi diyor ki bize ADH üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor bize. Yani bize sorduğu alan şöyle tarayalım. ADH yani ADH bu üçgenin alanını soruyor. Üçgenin alanı nasıl bulunurdu? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunurdu. O zaman diyorum ki 2 taban çarpı yüksekliği 4 bölü 2. Çünkü bu üçgenin yüksekliği aynı zamanda bu üçgenin de yüksekliği. Cevabımızın da buradan 4 olduğunu söyleyebilir Cevabımız B seçeneği. Ödülü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım. Hadi bakalım kampımızla çok güzel başarıları imza atacağız. Görüşmek üzere.